arkadaşlar. Kolay gelsin. Açı. Biraz öyle oldu sanki. Çok garip oldu ya. Akşam pik saatlerde 5-6 dakikaya kadar bulabiliyordu. Bu mekanik bir sistem. Siz arabayla gelip -1'de arabanızı bıraktıktan sonra gidiyorsunuz. Eğer geldikten sonra da operasyon süresi yaklaşık 40-45 saniye. Karaköy'de yıllardır hizmet veren kapalı otoparkın olduğu yerdeyiz. Tabii günün ihtiyaçlarıyla yorumlanan ve o dönemde nitelikli bir projelendirme ile yapılan bir otopark önündeyiz. O zaman bu bölge daha çok ticaret merkeziydi. Belli sektörlerin toptan parakende satış alanlarının olduğu bir noktaydı. Ve yoğunlukla hani anılan işte hırdavatından inşaat malzemesine, su tesisat gibi malzemelerinden birçok noktaya kadar aradığınızı bulduğunuz bir merkezdi. Ama artık bu ada değişiyor. Yani Beyoğlu'nun büyük bir bölümü aslında değişiyor ama bu bölüm çok hızlı dönüşüyor. Malum burada Galata Port projesi var ve turistik yönü güçlü. Ki özellikle yoğun cruise gemilerinin yanaştığı bir limanı olan alışveriş noktalarıyla beraber de güçlü bir otel, turistik oteli olan bir kompleks. Tabii buranın bu yatırımıyla beraber yakın çevresi de dönüşüme uğradı. Bu da yine turizm ağırlıklı, otel ve diğer hizmet sektörünün konumlandığı bir nokta haline geldi. Bu da demek oluyor ki burası ulusal ve uluslararası düzeyde en yoğun turistin ayak basacağı ve bizi tanıyacağı, bizi göreceği bir merkeze dönüşecek. Bu bağlamda buraya görev aldığımızda, ilk geldiğimizde Galata Port yatırımcı firma yetkililerimizle oturup sohbetimizde yaptığımız tespitlerden bir tanesi de bu alanın bu şekilde buraya yakışmadığını düşündük. Ve bunu nasıl dönüştürebiliriz tartıştık. Bu öneriyi getirdiğimizde masada hem yüklenici firma hem İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yetkilileri meseleyi çok sağlıklı, dayanışma, ortak akıl düzeni içerisinde ele aldılar. Ve şöyle bir karara vardık. Buranın meydana dönüşmesi, otopark kapasitesinin burada yer altına alınarak otopark hizmetinin devam etmesi, yani hiçbir sıkıntıya uğramaması, aynı zamanda buradaki meydanın da üst kullanımının yine kamu lehine, sanat, kültür faaliyetlerinin olduğu ve şehre soluk aldırdığı, ki Boğaz kıyısında Karaköy iskelesine doğru uzanan bölümüyle beraber şehrin bu sıkışmışlığında yaklaşık 7000 metrekarenin üzerinde gerçekten hiç de farkında olmadan muazzam bir alanın, meydanın kazandırılmasını sağlayacak bir proje geliştirildi. Bu İstanbul adına gerçekten özenli bir çalışma, ortak akıl ve fikir birliği yapıldığında ne kadar güzel sonuçlar elde edildiğinin de bir göstergesi, bir sonucu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu anda yıkımı başladı. Yıkımla beraber toplamda 2,5 yıllık bir iş planı var. 2,5 yıl sonra bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını Galata Port'un yüklenici, Galata Port'un sahibi olan firma üstlenmiştir. Yapıp anahtar teslimi Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek ve Büyükşehir Belediyesi burayı hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir iş birliği, yani kazan kazan mantığını içeren, buradaki yatırımcıya sağlıklı bir çevre sunmanın karşılığında böyle bir kamu hizmetinin alınması da bence yine yerel yönetim, özel sektör işbirliğinin örnek dayanışma yolculuklarından birisi olmuştur.